Üzerimde gıybet yaptığım için çok fazla kul hakkı var. Artık tövbe ettim, yapmamaya çalışıyorum. Bu kul haklarının üzerimden kalkması için helallik almaktan başka bir yol var mı diye sormuşlar. Veya kafirin veya namaz kılmayanın gıybeti yapılırsa yine kul hakkı olur mu? Şüphesiz dinimiz gıybet konusunda hassas davranmış ve gıybetin kati haram olduğu Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle de sabit olmuştur. Tabii gıybet nedir? Öncelikle gıybet kişinin arkasından konuşuyorsunuz ve o kişi bu konuşulanı duyduğunda hoşnut olmayacaktır. Bu gıybettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde gıybeti tanımladığında sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah, söylediklerimiz onda olsa da bu gıybet midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevaben, olsa zaten gıybettir. Eğer olmayan şeyi söylüyorsanız bu İftira. iftiradır. Bunun cezası daha farklıdır. Dolayısıyla gıybetin mahiyeti bu. Peki fasığın, işte günahkarın, kafirin gıybeti olmaz şeklindeki ifade bu şu demektir. Ammeyi koruyabilme adına, yani onun bir zararı var, itikadı bozacaktır veyahut da farklı bir şekilde zarar verecektir. İnsanları o zarardan sakındırabilme adına bunu ifşa etmek mahiyetinde buna gıybet denmez. Evet. Ama böyle bir alaka, böyle bir mesele yok. Sadece keyfi olarak, ferdi bir takım meselelerini dedikodu kabilinden gıybet, bu konuda fasık veya Müslüman ayrımı olmaz. Gıybet gıybettir, haramdır, günahtır, artık kul hakkıdır. Ve kul hakkı ahirete taalluk eden bir hak olması hasebiyle kişinin sevaplarından karşı tarafa verilmesi, günahlarından alınması şeklinde değerlendirileceği için bu manada o kişiyi razı etmek, o kişiden helallik almak gerekecektir. Ancak o kişiyi bulamıyorsak, yani ulaşamıyoruz, o kişiden helallik alma imkanımız yoktur. Bu manada ciddi tövbe istiğfar etmekle beraber en azından o kişi adına tasaddukta bulunmak da gerekir. Yani sevabını o kişiye bağışlamak kastıyla, niyetiyle hayır hasanatta bulunursunuz. Ama o pişmanlık kalpte her daim olmak kaydıyla. Bu şekilde bundan vazgeçmek gerekir. Yoksa mücerret gıybet ettin, dedikodu ettin. Ya o adam zaten beynamazdır, onun gıybeti olmaz, böyle bir şey yok. Çünkü gıybetten kastedilen, evet, günahkarın, facirin gıybeti olmaz ama o fucuru ile insanları ifsad edecek ve siz o ifsadı önleme adına yapıyorsanız. Ama dedikodu olarak yapıyorsanız bu gıybettir, bu doğru bir şey değildir. Bu konuda facir, Müslüman ayrımı yoktur. Evet hocam.